biz Ali'nle masaj salonlarını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Esra'nın yanına geldik. Esra, bugün ne yapacağız? Bugün normalde günlük rutinde kullanacağımız bebek masajı anlatacağım ve beraber bebek masajı yapacağız. Tamam. Günlük rutinde kullanacağımız bir masaj bu. Tamam. Aslında bu yastıklar hamile yastığı ama ben bunu da şöyle kullanıyorum. Böyle bacağın arasını sıkıştırsın. Hem sen kendi vücudun dengesini de rahatlar. Şöyle yapıyorum. Üstünü istiyorsan bir üstünü örtü de örtebilirsin. Örteyim. Artık yavaş yavaş. Küçük Ali'ni çıkaralım üstünü. Ben de benim üstünü çıkarayım. Onun adı var mı? Adı var, Alto ismi. Benim kendi oğlumun ismini koyalım aynı isimle. Alto ile devam edelim. Alto'nun küçük hali. Evet, ona benziyor gerçekten. Yani işte bu kadar olması biraz vakit aldı bizimkinin. Prematüreydi çünkü. Ama kaç haftalık doğmuştu? 33. 33'te doğmuştu. Oo. Bu hale gelmesi herhalde 5. ayda 4-5'i doğdurmuş, bu kadar büyümüştü. Kaç kilo doğdu? 1900 gram doğdu, 44 santimdi. Ama sonra hızlıca büyüdü. Değil özellikle Altuğ'da da ben çok fazla bebek masajını yaptım. Çünkü bebeklerde özellikle bebek bir de böyle düşük ağırlıklı prematüre bebeğimiz varsa dokunmanın gücü çok önemli, çok kıymetli. Çünkü bebeklerin daha hızlı büyümesini sağlıyor, dolaşımını hızlandırıyor. Anne ile bebek, hatta baba ile bebek arasındaki bağlantıyı da güçlendiren bir şey. O yüzden ben bütün annelere, bütün babalara tavsiye ediyorum bebek masajını. Tamam. Bezi mi kalsın şöyle? Bir tek bezi kalsın, evet. Şimdi bebek masajı yaparken özellikle küçük bebeklerde böyle 6-7 ay olana kadar ben daha çok bebek losyon tavsiye ediyorum. Daha böyle krem gibi. Çünkü bebek masajı yaparken yağ kullandığınızda biraz böyle nemli olması lazım vücudun ki uzun etkili olsun. Şimdi biz kuru kuru yapacağımız için daha çok nemlendirici tavsiye ediyorum. Tamam. Önce böyle istediğin kadar eline al sen. Ben sana vereyim, ben çünkü bugün bebeğim bez bebek olduğu için şimdi bunun süre sürmeyeceğim. Tamam. Şimdi bebek masajı yapmadan önce bebeğimize bunun hep aynı rutinde olduğu için önce bir izin istemek ya da böyle yatırmadan önce bir onu öpmek ve daha sonra yatırıyoruz ki ana masaj yapacağımızı hissetsin. O zaten şimdi bana seni bakıyor. Dinliyor. Beni dinliyor güzelce. Elimizdeki yağı böyle elimize güzelce bir ovuşturarak sesini çıkarıyoruz ki bu sesi bebeğim de duysun. Sonra önce gövdesine dokunuyorum. Beni bir hissetsin yavaşça. Yavaşça aşağıdan bacaklarına doğru getiriyorum. Şimdi bir ayağın bileğinde tutuyoruz ayağını. Kasıklarından bileklerine doğru küçük küçük böyle şey yukarı doğru. Evet, aynı çok güzel. Böyle yavaş yavaş oluşturuyoruz. Bunlarda bir sayı yok. Sayı tamamen senin kendi ritmine göre devam ediyor. Bunu yaptıktan sonra ayak altına şu şekilde bütün noktalarını yapıyoruz. 3-4 ay kadar senin bebekte gördüğümüz gibi ayak parmaklarını böyle içeri doğru gömüyor. O bir refleks. Evet. Bunun şu anda olması gayet normal. Çok güzel. Çok kasıyor kendisi. Evet, kendini kasıyor. Bir de gıdıklanabilir. Evet. Sonra ayağında böyle bir kavis var ya, topuk. Şuradan tutuyoruz da şuraya doğru şöyle küçük küçük basınçlar yapıyoruz. Şöyle. Evet. Ayak altına bayağı bir uyaran veriyor. Sonra parmak arasını tutuyoruz şöyle. Şuraya doğru uyaran veriyoruz. Sonra parmaklarını sayacağız. Parmaklarını masaj yaparken de sesli yapalım, o ses çok hoşuna gidiyor ve beraber sayalım istiyorsan. Tamam. Başlat. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bebeğimin ayağını elime alıyorum. Ayak parmaklarından bileklere doğru küçük küçük ovuşturuyorum güzelce. Evet. Sonra yine yukarıdan tutup yukarıdan aşağıya, bu sefer yaptığım hareketin tam tersini yapıyorum. Enerjiyi içeri gönderiyorum ki sonrasında uyumasını ve gevşemesini bekliyorum bunu. Çok güzel. Sonra bacağını aşağı doğru dökünüyoruz. Önce bir genel bir dokunup sonra diğer bacağına geçeceğim. Tabii benim elim kuru ama sen elindeki yağ oranını hep dikkat et. Nemlencini bittikçe eline nemlendirici al ki diğer bacağına geçerken kuru kuruya yapmayalım. En güzel yine de yaptık. Yukarıdan aşağıya bir yağlıyoruz. Bacağını başlıyoruz bu sefer. Sadece bacağını, öbür bacağını. Burayı yaptık. Öbür bacağını yapıyoruz. Yapmadığın bacağı. Tamam. Yukarıdan aşağıya yağladım. Yine aynı şekilde yukarıdan, kasıklardan bileklere doğru güzelce masajımızı devam ettiriyoruz. Sonra ayak altına geldik. Ayak altlarına güzelce her noktasına dokunuyorum. Yine parmaklarını kastı. Evet, o refleks dediğim gibi bizim beklediğimiz bir şeyin yapması. Sonra ayak topuklarına küçük küçük basınçlar veriyorum. Sonra parmak arasına doğru getirdim. İzin verdiği ölçüde. Şimdi İzin vermiyorsa bırakıyoruz tabii. Sonra parmaklarına küçük küçük masajlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Cevap veriyorsun. Evet. Saydık 5 tane. Şimdi böyle hep bir tonlamayla yaptığın zaman bir süre sonra o sana tepki de verecek. Evet. Çok hoşuna gidecek o. Sonra ayak parmaklarının bileklerine doğru güzelce, evet, dokunuyoruz. Sonra yukarıdan tekrar
bileklerinden kasıklara doğru demin yaptığım hareketin deneyimini yapıyoruz. Bu bile lenften enerji gibi düşünmek lazım. Hı. Enerjiyi içeri doğru gönderiyorum. Gevşeyecek ve rahatlayarak uyumasını bekliyorum bundan sonra. İyicem. Sonra bacaklarını ikisini bitirdikten sonra bütün şöyle bacaklarını bir tutuyorum. Burada bebekler yaklaşık 4 aya kadar kendilerinin annelerinin bir devamı zannederler. Şu an senin bir parçan olduğunu düşünüyor. Biz böyle dokunarak, sınırlarını belirleyerek onun nerede başladığını, vücudun nerede bittiğini de öğretmiş oluyoruz bu masajla. Öğreniyorsun. Sonra kollarına geçeceğiz istiyorsan. Elimizi güzelce yağladık. Şimdi kolunun omuzlarından, ya bir ayaklarına yaptığımız, bacağına yaptığımız hareketin aynısı. Omuzlarından bileklerine doğru güzelce masaj yapıyoruz. Hep bir elimi yukarıda sabit tutup diğer elimi indiriyorum. Hareket ettiriyorum. Biraz boyunca böyle hafif hafif ovmalar da yapabilirim. Ama daha bizim bebeğimizin biraz kolları minnak olduğu için sadece ovuşturma hareketi yeterli. Sonra elini alıyorum elimin üstüne. Elini güzelce bir seviyorum ellerimin. Tamam, bak çok güzel. Ellerimiz de yine kastan. Sonra avucumun içine her noktasına güzelce dokunuyorum. Tamam, tamam. Şimdi 3 aydan sonra bebekler ağzına ellerini sokmaya başladığı için bu kullandığımız yağın o zaman biraz daha böyle yenilebilir yağlar gibi zeytinyağı, Hindistan cevizi yağlarıyla da masaj yapabiliriz. Tamam. O zaman ama eğer böyle bitkisel bir yağ kullanacaksak akşamdan bileğini sürelim. Sabah kalktığında bir kızarıklık yoksa vücudu onunla masaj yaparız. Hani direkt alıp hemen vücuduna sürmemek lazım. Tamam. Şimdi parmaklarını sayıyoruz tekrar yine. Bir, iki, üç, dört, beş, bitti. Evet. Sonra yine hareketimizi tersini yapıyoruz ki enerji hep içeri doğru gönderelim. Bırakır mısın kolunu? Böyle. İzin verdi. Eğer kastığı zaman ne yapıyoruz? Böyle tut elini. Şöyle hafiften kolunu tutuyoruz. Evet. Tamam. Dur. Ne yapıyoruz o zaman? İstemiyor demek. Tamam. Koyduk bırakıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Tamam. Bebek masajını dikkat edeceğimiz şey bebeğin izin verdiği ölçüde hareket edeceğiz. Hiçbir zaman hani onu zorlamayacağız, onu ağlatmayacağız. Ağladığında biraz sakinleşip bir daha deneyeceğiz. Olmadıysa o arada kesmemiz önemli. Tamam. Üşüyorsa da şöyle yapalım. Bunu istiyorsan böyle bacaklarına doğru kapat. Tamam. Sadece kolu kalsın dışarıda. Tamam şöyle. Evet öyle kapatırsan. Sakin. Evet. Daha iyi olacak. Tamam. Daha iyi olacak. Evet. Ne oldu? Çok güzel değil mi masaj? Ne oldu? Şimdi gövdesine geçelim istiyorsan. Tamam. Elini güzelce bir masaj yağını alalım. Yine böyle bir gövde uyusun. Önce gövdesine bir dokunuyoruz böyle. Sonra göbek deliğine kadar gelip yukarı doğru dur. Sanki kitap sayfasını açıyorum. Yukarı geliyorum. Evet, çok güzel. Sonra kelebek hareketi yapacağım. Buradan geldim. Böyle. Omuzlarına doğru güzelce dokunuyorum. Sonra elimle saat yönünde dairesel, hiç kolumu kaldırmadan dairesel yönünde karnıya masaj yapıyorum. Özellikle gaz sıkıntısı varsa hep aynı hareket yapıyorum. Benim bebeğim güzelce bununla rahatlasın. Gaz yoksa burada bitiriyoruz. Gazı varsa gaz masajı yapacağız ama gazı yoksa ben bunu da göstereyim. Sen istiyorsan sırtını döndür. Tamam, gaz masajı da. Şimdi gazda ne yapıyoruz? Böyle karnına böyle yaptık ya bu hareketi. Sonra ayaklarını karnına doğru şekilde getiriyorum. İçimden arkaya kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağı doğru uzatıyorum. Tamam. Sonra bir kere daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağı doğru uzattım. Ondan sonra bir elimle dairesel masaj yaparken öbür elimle yarım ay yapıyorum. Bir elimi döndürüyorum, öbür elimle yarım ay. Evet, tamam. Sonrasında da biz bu hareketi karnımızı gaza iyice hareketlendirdik. Şimdi sağ tarafına kasığından başlayıp aşağı doğru bir süpürüyorum. Bir, aylar bir masaj yapacağım. Ay, sonra tersle, soldan sağa doğru tersle. Sonra soldan sağa doğru tersle. Ay. Tamamdır. Şimdi istiyorsan bebeği aldı sakinleştir omuzuna doğru güzelce bir sakinleşsin. Sırtına yapacağız şimdi masajı. Önce bir sakinleştir. Şimdi böyle yatırma sebebimiz biz pozisyonumuzu değiştirecek çünkü sırtına masaj yapacağız. Sırtına masaj yaparken de bir bacağımı bacak üstüne atıyorum. Bebeği de yatırıyorum böyle. Şimdi benim bebek de değil ama senin bebek de daha güzel görünüyor. Bir süre sonra kendinde rahatlık hissedecek. Şimdi elini hafiften masaj kreminden alalım birazcık. Tamam. Ne yapıyoruz? Elimde yine yağlıyorum, ısıtıyorum. Önce bir dokunuyorum. Bir hissetsin. Gördüğün gibi kendini bırakmaya başlıyor zaten. Bütün şu şekilde. Güzel. Evet. Tamam.
Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı hareket ediyoruz. Sonra küçük dairesel masajlar yapıyoruz güzelce. Evdeyken sen bunu kendi bezi yokken de yapabilirsin. Bez olmayınca poposuna da dairesel masajlar yapabilirsin. Siz şimdi açmayın istiyorsanız. Böyle poposuna da dairesel masaj. Sonra poposunun altından tutuyorum. Yukarıdan aşağıya doğru şöyle güzelce dokunuyorum. Evet, iyice gevşiyor. Sonra ayaklarının altından tutup yukarıdan ayaklarının altına doğru her noktasına kadar dokunuyorum. Şöyle. Evet. Tamam. Çok güzel. Farkındaysan gevşediğini görüyorum. Evet burada evet rahatladı. Buradan sonra biraz bekle sırt için hafiften sırtını yıldırırsan masaj yaparak ne zaman keyif istiyorsan o zaman döndürürüz. Tamam. Sırt masajımız bu kadar. Tamam. Sonra da yüzünü yapacağız. Yapacağımız zaman istiyorsan yavaş yavaş döndürebiliriz. Böyle düz yatı zeminde yatırabiliriz bebeğimizi. İstiyorsan sen bacağını da tutabilirsin. Böyle düz tamam. Yatabilirsin. Tamam. Ya da... Tamam. Şimdi yapıyoruz. Elimdeki yer ne kadarsa, çok ekstra bir şeyin varsa yüzüne şu şekilde alnından başlıyorum. Şöyle çevirmesine doğru dokunuyorum. Evet. Sonra kaşların üstüne dokunuyorum. Sonra burnunu... Genelde dediğim gibi sevmiyorlar bunu. Dudakların üstüne ve altına dokunuyorum. Sonra kulağımın kenarlarına dokunarak bebeğimi kucağıma alıp sakinleştirip masajımızı bitiriyoruz. Ama genelde sırt üstü yattıkları zaman bu şeyi çok seviyorlar. Böyle gevşediklerini ve rahatladıklarını görüyoruz. Masajı normalde olabildiğince bebek banyosunu yaptırdıktan sonra arkasından yaptırmayı tavsiye ediyorum ben annelere. Şimdi bu biz esasında çok uzun değil ama bebekler için uzun olabilir. O yüzden iki bölge seçebilirsin. Yani bir gün kollarını ve karnını, bir gün bacaklarını ve sırtını şeklinde iki parça şeklinde masajı yapabilirsin bebeğin. Tamam. Uykusu geldi. Masajımızı yaptık. Alin çok rahatladı, çok mutlu oldu ve hemen uyudu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bunu günlük rutinin içerisinde yapabilirsen, her gün olmasa bile gün aşırı bile yapmış olsan, bebekle anne arasındaki bağı daha da güçlendirmiş olursun. Dokunmanın mucizesinden yararlanmak lazım. Tamam, bakın çok keyifli şu an. Evet. Halil'le bugün çok güzel bir gün geçirdik. Bebeğimiz çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.